Give it to me like... BMW Motorrad lansman etkinliği. Bize şöyle bir tişört verdiler. İnşallah bugün herkes gönlündeki motora sahip aynen olur. Aynen öyle. En iyi motor kendi ama motorum. Biliyorsun. Aynen. Bir programımıza İzmir Körfez pistinden başlıyoruz. İzmir Körfez çok güzel bir vaat. Evet. Ercüment abi kolayı işine bak. Mesut kolayı dökecek birazdan. İsrail'i boykot diyor. Onu unuttu tamamen. Bunları nereye kaynamış? Alıyor mu bizi? Evet. Otosiklet hikayeleri anlatıyoruz, marka hikayelerini anlatıyoruz. Eğer kanalımı bilmiyorsanız hemen YouTube'a girip Dekipedia'ya abone olursanız. Beni bilmeyen beğenmeyince ar 25'çi olsun abi. Onur abi, ya selfie çekemedik vallahi abi ya. Valla Onur Çakı piste giriyor dedi, ben o yüzden girdim. Nasıl buldunuz festivali? Harika, müthiş. Evet. Evet, kameramını çekiyorum. Siz zaten ekran önündesiniz. Hep kamera arkasındaydık. Görünmeyen tamam. Kısım şimdi görünüyoruz. Evet. İki elimde iki kamera. Abi çift taraflı. Babaya geldik. Evet. R25 var mı abi? Şimdi BMW Motorrad lansman etkinliği. Bize de şöyle bir tişört verdiler. Bunun kumaşını gerçi biz yapıyoruz. Niye bana sormamışlar? Biker Jeans Motorrad Türkiye. Canlas. Canlas. Ercüment abi, sen de TRK'dan BMW GS'e geçmiş birisin. Evet, bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum Cumhur. İnşallah herkes bir gün gönlündeki motora, hatırlıyorsun hepsi uygunda dedik, GS'e geçeceğiz. Geçeceğiz, evet. Peki abi, TRK 502X hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir motor kendi klasmanında? Kendi klasmanında çok güzel. Ağırlığıyla, gösterişiyle, havasıyla. Yavru GS. Yavru GS, aynen yani öyle diyebiliriz. Yani burada BMW GS'e geçtik diye TRK'yı da gömmeyelim. Hayır, asla gömmeyelim. TRK'mız bizim ilk göz ağrımız. Onu da çok seviyoruz. Gerçekten çok güzel bir motor. Kesinlikle. Ben de Kuşadası'na verdiğim arkadaş çok memnun, çok mutlu. Ben nereye vermiştim? İzmir'e.
Tabii. İzmir'e verdim ben de. İyi valla. Yeni kullanıcılara güle güle kullansın. Biz de güle güle kullanalım. Aynen öyle. İnşallah bir gün herkes gönlündeki motora sahip aynen olur. Aynen öyle. En iyi motor kendi motorum biliyorsun. Aynen öyle. İnşallah hep de böyle kalır. Bu arada hangi motoru satıyorsun abi? Bak belki buradan şey çıkar. Evet, Honda NC750 DCT var. Honda. Arkadaşlar 2022 model 10.000 kilometrede full çantalarıyla beraber mavişimi satacağım. Vallahi Ercüment abinin motoru borçları kapatmanın zamanı geldi. Ercüment abinin motoru da güzel motordur yani. Benim gibi motorlara bakıyor. Yani evet. İsteyen olursa, duyan olursa ya da buradan Erdoğan abiyle bir motor fazlalığı da var, onu satacak. Haberiniz olsun. Şimdi biz bir şeyler içiyoruz abisi. Evet. Ercüment abi kola işine bakmayın, siz kolayı dökecek birazdan. İsrail'i boykot. Onu unuttuk tamamen. Hadi abi. Alırken de hatırlatmıyorsun. Evet. Arkadaşlar şimdi drone uçurmaya karar verdim. Böyle. Şurada çekim falan da yapılıyor. İnşallah drone'ları kafa kafaya çarpıştırmayız. Hadi görüşmek üzere. Evet, kamera arkası çekiyoruz. Programımıza gizli başlarken hepinize çok saygı ve sevgiler sunuyoruz. Bugünkü programımıza İzmit Körfez pistinden başlıyoruz. İzmit Körfez pistinde çok güzel bir faaliyet var. Benim de kaynamış. Seni Honda seni. Niye bunların arasında kaynadın sen? Arkadaşlar şöyle bir şey keşfettim ben. BMW'ci değilken BMW'ciler bize tepeden bakıyordu. Şimdi BMW'ci olduk, KTM'ciler tepeden bakıyor. Vallahi ben anlamıyorum bu işi abi. Herkes bir oğlum bir iyi ki KTM'niz biraz fazla hızlı gidiyor. Bak burası çok güzel abi. Biker Jeans. Selamünaleyküm Biker Jeans. Bana satamazsın zaten 6-7 çift var bende. Hadi bunlarınki çok güzel diyor. Üzerindeki pantolon zaten abi. Abi bende 6 tane 6 tane pantolon. Çapdalak mı ya? Orman korucusu gibi oldu. Cumhuriyet
Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum. Sonrasında sizlerin de katılımıyla İstiklal Marşımızı icra edeceğiz. Evet, şimdi biz bir yıl önce bu yola adım attık dedik ama o bir yılda neler yaptık? Bir kısmınız biliyordur, bir kısmınız bilmiyordur. Şimdi 17 senesinde 3-4 arkadaş bu işe başladık. Almanya'dan geçici akreditasyonumuzu aldık. Fakat herkes işi gücü icabı daha ilgilenemedik. 2021 Kasım'a kadar. Alıyor mu bizi? Evet. Eller aşağı indirin. Makut olarak alıyor. Motorize Arama Kurtarma Derneği. Başkanım, sizin için plaka derneği. Makut'tan bir arkadaşımız. Lütfen sahneye davet ediyorum. Zaten ben varım. Tek kişi. Ayaklarınızı sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Çekilişlerimiz daha devam edecek. Müziği veriyoruz. Neydi? Keşan Motofest'e de vermişlerdi. Bu ikincisi. Teşekkürler. Zaten abi. Seni takip ediyorum. Ali'nin orada da seninle tanıştık. Eyvallah eyvallah. Sağ ol abici. Kendine iyi bak. Arkadaşlar. Bana ödül verdiler. Teşekkürler. Ben YouTube kanalımda paylaşacağım. Abone olabilirsiniz mesela. Gerçi söylemedim. Motovlogçu dayı. Şöyle ödülümle. Oturabilirim değil mi? Motovlogçu dayı. Motovlogçu dayı. Evet abi. Şeyde yok mu? YouTube'da mı var? YouTube, Instagram hepsi var abi. Twitter, Twitch. Bakayım bir canlı canlı. Ha aynen öyle o abi. Azerbaycan mı? Yo, Türkiye, Azerbaycan kardeş ülke. Tamam. Yes, we hear you very well. Aa, ödülümü unuttum lan. Plaketimi unuttum. Thank you, Juhela. İyi oldu. So, let's move to Russia. Arkadaşlar şimdi Onur Çakı çıkmış ya abi. Biliyorsunuz motosiklet üretiminde. Adamım benim. 1923'te başlayan, 32 ile başlayan. Ben senin dibine girip şimdi videonu çekmez miyim abisi? Bugünlere farklı modellerle ulaştı. BMW zaten birçoğumuz da herhalde BMW kullanıyoruz. Bu arada benim Nekipedia diye bir YouTube kanalım var. Beni tanımayanlar varsa bu adam kim şimdi çıktı sahneye konuşuyor diye. Motosiklet incelemeleri yapıyoruz. Belgeseller çekiyoruz. Motosikletçilerin gidebileceği rotaları ve motosiklet kültürüne katkıda bulunabilmek için aslında Türkiye'de oluşturulmayan motosiklet hikayeleri anlatıyoruz, marka hikayelerini anlatıyoruz. Eğer kanalımı bilmiyorsanız hemen YouTube'a girip Wikipedia'ya abone olursanız, çanları açarsanız, beni de Instagram'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Abi. Evet işte ben. Çok hafif. Yani çok hafif. Hani tahmin edemeyeceğim kadar hafif bir motosiklet. Yani en şeyi o. Ben de bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için. Güneşte kaldınız. Kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Hava yolun 5 metre kalsın yolu. Seni bilmeyen BMW'ci R27 olsun abi. Çok abi, çok geldim tanışmak için de hiç fırsatım olmadı. Abi, vallahi hayranım. Senin sayende BMW'ci oldum. Aa öyle mi? Vallahi öyle. Süpersin. Abi. Seni çok seviyorum abi. Ben de seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sohbetlerimiz elbette devam edecek. Sürüş yapmak isteyenler, test sürüşü yapmak isteyenler buyursunlar Borusan standına. Pistse bizimle beraber olmak isteyenleri de hocam siparişten önce almak istiyorsan devir senin olur makine. Biz kaçıracağız abi. Onun planlarındayız. Tamam.
Teşekkür ederim. Vallahi. Ne demek? Çok güzel motor ya. Çok güzel abi. Dur bir de ben beni yaz. Bak bu renk yazıyor. Abi bana küçük geldi. Bize spor, spor motosiklet gibi. Bize küçük zaten. Sana bana küçük. Bizim adventure bineceğimiz var. Oğlum lan takla attırdın 10, lan. 18 defa falan ben takla attı. Ben saydım var ya aynı anda 6 kere takla attı. Yere uçuyor. Motoblokçudaydı. Ha motoblokçuday, aynen öyle. Sağ ol. Hatta yazıp çalmıştım ben sana. Ha. Vallahi ben de işe geldim böyle çekime. Bunlar ne yaptı? Bize mi giriyorlar ya? Biz de mi girsek? Biz dolayı vardı. Ben de ona baktım. Dur biz de girek o zaman. Allah 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 Allah. Biz varsa biz de varız. Evet. Arkadaşlar. Evet, BMW Riders kliple beraber Onur abi, ya selfie çekemedik vallahi abi ya. Piste mi giriyorsun? Vallahi Onur Çakı piste giriyor dedi, ben o yüzden girdim. Abi benim kanalım da var, seni örnek alıyorum. Benim kanalım da var, seni örnek alıyorum ama senin kadar olamam ama. Motoblogçu dayı. Çok seviniyorum abi. Abi senin, sen Kadıköy'deki yerinde duruyor musun? Mağazan varmış. Geleceğim, oraya da geleceğim abi. Ben Instagram'dan takip ederim, konuşuruz. Okey abi, kendine çok iyi bak abi. Abi Onur Çakı efsane. Evet arkadaşlar. Kazasız belasız sürüşler. Evet şu anda İstanbul pistindeyiz abi. Evet, piste girdik. Şov haber çekiyor bizi. Evet, önde Yunuslar. Sabah Hocam'ın öğrencileri onlar da. Oğlum yanık kilotlu şarap gibi bir şey koktu lan. Abi Yunus önde. Vallahi ehliyetini alır. Ondan'ı bağlarlar.
Evet arkadaşlar. Güzel bir geçiş oluyor. %100 BMW geçişi diyemem. Çünkü aralarda farklı marka motorlar da var ama valla Körfez pistine de çıkmadım diyemem yani. Ne yaptın? 23 km hızla korteje katıldım Körfez pistinde. Ben 26'ya çıktım lan. Onur Şaka abiyle de tanıştım. Onur Şaka abi takipçim oldu. Vallahi zaten karizma adam. Arkada da bayağı bir motor var yani. Bayağı bir motor var. Oo, bayağı bir motor varmış lan. Tam bana geldi, adamın hafızası doldu, iyi mi? Allah'tan benzin almışım ya, pit stop'a girmeyeceğim ben. Evet. Ortadan da Avata. Bu köprüden gitseydik nereye gidiyorduk acaba? Arkadaşlar arkada bayağı bir motor var. Biz ön saflara yakınız. Ama güzel. Bu arada plaket de aldım. Onu bunu boşverdi. Onur Çakı'yla tanıştım ya. Tanışmak için birkaç kez gitmiştim. Görememiştim. Bir tur mu yoksa bir tur daha atacak mıyız? Hadi gencik ikinci turu diyorlarmış, kim basarsa. Evet, bir tur daha atıyoruz arkadaşlar. Ben şu anda sıralamamdaki yerimi koruyorum. Bakın bu BMW'leri bu kadar yavaş çok nadir görürsünüz ha. 20 km'de BMW mi gider anlatayım? Hadi 40 kilometreye çıkalım. Valla arkadan bilmiyorum, aynadan görüyor musunuz? Bayağı bir motor var. Yani böyle
Rodos'a çıkartma yapsak yemin ediyorum savaşmadan alırız yani. İki turdur herhalde. İki turdan fazla atmazlar sanmıyorum. Kawasaki. Arkadaşlar birinci gelene BMW 1300 vereceklermiş. Kaç kişi kaptırdı, tur atmaya girdi anasını içeri. Kapıyı niye tam açmamışsınız abisi? Şov haber bizde sizi çekebilir miyiz? Nasıl buldunuz festivali? Harika, müthiş. Çok evet. Etkileyici. Evet, kameramanı çekiyorum. Siz zaten ekran önündesiniz. Hep kamera arkasındaydık. Görünmeyen tamam. Kısım, şimdi görünüyoruz. Tamam oldu. Çok güzel bir etkinlik. Muhteşem bir gösteri. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, yani yaşasın Cumhuriyetimizin 100. yılı. Oldu hocam. Kendine çok iyi bak. Kolay çok gelsin. Sağ ol. Ağır biliyorum. Zor işiniz. Bizimki böyle küçük bir şey. Sağ ol. Kolay gelsin. Emekçinin yanındayız abi biz. Ekran önündekinin, ekran önündekinin yanında değiliz. Evet. Arkadaşlar, bayrağımı değiştirdim. BMW 1300 gidiyor. Çalıştırmadan gidiyor. BMW GS 1300. Onu da gördük abi. Güzel, kibar. Küçük bir makine. Vallahi çok güzel bir organizasyon oldu. Evet. Ya Allah, bismillah. Vay be arkadaşlar.
kapatayım Sagopa'yı şimdi. Güzel bir etkinlik oldu. Show TV gelmişti. Show TV'nin emekçi kameramanını çektim. Biraz da şeyi de çektim gerçi ama spikeri de, ama spiker zaten çok kamera önünde. Kamera arkasında olanın halini kamera arkasında olan anlar dedik. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kur yanında yavaş telaş yapar. Uzun halini. Evet arkadaşlar, güzel bir etkinlik oldu gerçekten. BMW Motorrad Türkiye'yi tebrik ediyorum. Katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Arkadaşlar bugünkü aksiyonumuz bu kadar. Bakalım şimdi eve doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Daha bunun bir de kurgulaması, editlemesi falan filanı var. Günün anlam ve önemini yapan bir konuşma yapayım. Abi etkinlik çok güzel geçti ya gerçekten. Aralarda BMW olmayan motorlar vardı ama hadi onlar da motordur, candır. Abi önemli olan Onur Çakı geldi. Gerçekten adam gibi adam. Tanıştım. Sağ olsun takip etti. Onur abi teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dükkanında duruyormuş zaten. Onun yanına da gideceğim. Onur Çakı orada diyor ki beni tanımayan varsa diyor kanalım şey diyor Nekipedia. Ya Onur Çakı'yı tanımayan BMW'ci gitsin scooter kullansın ya. Takip edersin, eyvallah. Arkadaşlar yol üzerinde bile takipçi kazandım, görüyorsun. Sağ ol kardeşim benim. Reels videonu yapacağım ben de, sağ olasın. He? Teşekkür ediyorum. Valla fazla sohbet edemiyoruz ama oradan benim kanalımın bir tane videosunu gördüm. Arkadaş sağ olsun. Dedi ki ben senin yeni takipçinim dedi. Böyle böyle yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar derken işte koskoca bir aile olacağız inşallah kanalımızda. Bazı videolarımızda kızıyorsunuz, bazı videolarımızı destekliyorsunuz ama yani insan hali kardeşim. Yani ne diyeyim ben size, hatasız kul olmaz değil mi? Orhan Gencebay'ın bir tane şarkısı, o da akil insan oldu ya. Hatasız dereren derin. Motorcu olma bas hatamla dirilirin gazlarım dürürün.